Selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 8 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1937 Tahran'da Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalandı. Taraflar anlaşmada genel olarak birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklarını, ortak çıkarlarını ilgilendiren hususlarda birbirlerine danışacaklarını, birbirlerine karşı saldırıda bulunmayacaklarını ve sınırlarının korunmasına saygı göstereceklerini taahhüt etmişlerdir. 1923 irticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Millet Partisi faaliyetten men edildi, partinin mallarına el konuldu. 1982 Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ta ordu katliam yaptı, 148 kişi hayatını kaybetti. Düceil şehrine aşiret liderleriyle görüşmeye giden Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in konvoyuna kalabalıktan ateş açılması nedeniyle Irak ordusuna ait helikopterden vatandaşların üzerine ateş açıldı. Olayın ardından yüzlerce kişi tutuklandı, işkence gördü, bazıları ise idam edildi. 1996 DYP-RP tarafından kurulan 54. hükümet mecliste 265'e karşı 278 oyla güven oyu aldı. Refah Partisi'nin koalisyonun büyük ortağı olması ve Necmettin Erbakan'ın başbakan olması askerin komuta akademisini oldukça rahatsız edecekti. Kuzuyu yemeği kafasına koyan kurt misali çeşitli bahaneler ileri sürülerek 28 Şubat postmodern darbesi yapılmış ve hükümet düşürülmüş. Ardından kurdurulan Ecevit hükümetiyle Cumhuriyet tarihinin siyasi ve ekonomik en büyük krizi yaşanmıştı. 2003 Sudan hava yollarına ait bir yolcu uçağı Sudan'da düştü. 117 kişi öldü. Bu uçak kazasını tarihi kılan şey ise 2 yaşında bir çocuğun feci kazadan sağ kurtulmasıydı. 2013 Mısır'da Kukla Sisi'nin gerçekleştirdiği askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanı muhafızları binası önünde bekleyen göstericilere junta güçleri saldırı düzenledi. Saldırıda 90 kişi şehit oldu. 2500 kişi de yaralandı. Katliamda göstericilerden 1500 kişi de gözaltına alındı. 2014 Siyonist işgal ordusu Gazze şeridine yoğun bombardıman başlattı. 51 gün süren saldırılarda 2205 Filistinli katledildi. 100 binden fazla Gazze'li de evsiz kaldı. 20 bin kişi ise geçici barınaklarda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Uluslararası toplum Birleşmiş Milletler okullarının bile hedef alındığı saldırıları değil, çoğu işgalci savunma sistemine takılan roketleri kınamayı tercih etti. 27 Ağustos'ta ise Hamas'la işgalciler arasında ateşkese varıldı. İşgalci terör şebekesinin koruyucu hat adını verdiği saldırılar, 6 yıl içinde Gazze şeridine düzenlenen 3. büyük saldırıydı. İşgal ordusu 2008 Aralık ve 2009 Ocak aylarında Gazze'de dökme kurşun adıyla 22 gün süren bir saldırı yürütmüş. Saldırılarda yaklaşık 1400 Filistinli katledilmişti. 2018 Çorlu'da toprak kayması sonucu 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti. 317 kişi de yaralandı.